92 oluyor. Maşallah. Hekimlere bir öğüt olsun. Hastayla meşgul olsunlar. Dinlemek lazım. Hastalığı teşhis etmek için onlardan meşgul olmak lazım. Güler yüzü olmak lazım. Ben Doktor Rifat. 1926'da doğdum ben. Çorum'da doğdum. Babam kahveciydi. İlk mektebi Çorum'da bitirdikten sonra babamın işi icabı Samsun'a gittik. Orta mektebi, liseyi Samsun'da okudum. Samsun 19 Mayıs Lisesi'nde. Başka lise de yok zaten. Orada lisenin üçüncü senesine kadar ben dedim mimar olacağım, mühendis olacağım. Güzel güzel binalar yapacağım. Niyetim öyle lisenin ikinci sınıfına kadar öyleydi. Bir de hayal kuruyordum ki güzel güzel bina yapacağım filan. Sonra bir kitap okudum. İngiliz romancısının kitabı. O kitapta madende çalışan, maden kazasıydı, çalışan bir doktoru anlatıyordu. İki tane de galantör doktorlar vardı. Bu profesyonel hekimdi. Maden ocağına iniyordu, çıkıyordu, herkesin derine derman alıyordu. Çok güzel bir şey, onu tasvir etmişti doktoru. Dedim, ben dedim doktor olacağım bunun gibi. Mimarlığı bıraktım. Mimarlığı bıraktım, doktor olmaya karar verdim. O zaman Türkiye'de ilk defa tıbbiye, İstanbul tıbbiyesi, başka tıbbiye yoktu. Müsabaka açmıştı, giriş sınavı. Ona girdik, oradan kazandık. Eğer kazanamasaydım o zaman okuyamazdım, doktor olamazdım. Tek üniversite vardı o zaman, İstanbul Üniversitesi, başka yerde hiçbir üniversite yoktu. Ankara'da yeni yeni bir üniversite kurulmaya başlamıştı. Ben tıbbiye 6 sene İstanbul'da tıp okuduktan sonra mecburi hizmetle Savur'a gittim. Savur, Mardin'in bir kazası. Derebelerin yaşadığı, 5 ailenin yaşadığı bir yer. Hep evler taştan, tepe üzerinde. Onların yarısı Arapça biliyordu, yarısı Kürtçe biliyordu. Öyle bir kazada ben 3 sene kaldım. Mecbur hizmetim vardı. Mecburdum. Birinci sene şartıyordum yani, doktor olduk ama hasta gördüğünüz zaman teşhis koyamıyorsun. Ben gece gündüz kitap okurdum. Devamlı. Her hasta gördüğünüz zaman giderdim, kitap okurdum. Birinci sene sonunda o kadar ilerledim ki teşhisleri falan. Meşhur oldum. Halk beni sevdi. Herkes iyi oluyor. Falan. Mardin'den bile hasta gelirdi. 35 kilometre mesafe. Orada da iyi doktor varmış diye. Ben 3 sene çalıştım orada. 3 sene sonunda mecburen askerlik için ayrılmak zorunda kaldım. Giderken köy şeyler, kasabalılar ağlıyorlardı. Hep ihtiyarlar geliyordu arabanın yanında. Bizi bırak, nereye gidiyorsun diye. Çok güzel bir intibayla oradan ayrıldım. Çorum'a 1953'ün ortasına geldim. Çorum'un tayini çıktı. Çorum Belediyesi'ne istediler. Çorum Belediye'ye tabi oldum. 53'ten 50'ye kadar Çorum'da hekimlik yaptım. Burada da muvaffak oldum, çok muvaffak oldum. Hastane kadar hasta bakardım neredeyse. Hastanede 5-6 doktor vardı. Bir tane birem dispanseri doktoru vardı. Bir ben belediye tabi. Yani 7-8 doktor vardı Çorum'da hepsi. Hastanede 5 doktor. Hastane biraz şehre uzak olduğu için ve herhalde ilgisizlik gördüğü için olacak. Hastanenin hepsi bana geldilerdi. Hepsi bana geldilerdi. 70-80 bazen 100 hasta baktığım olurdu. Yani hastaneye gidip hasta bakardım. 50'de ayrıldım artık şeyden, belediyeden ayrıldım. Serbest çalışmaya başladım. 50'den beri artık
Canımız serbest. Muayenehanede kimde olduk. Hastaneler gözetirdim. Fazla para istemezdim. İstemezlerine elimi terledim. Sorulardı al diye, istemezler diye falan derdim. Yani 80. hastalığa baktığım olurdu. 80'inden para almazdım yani bu şeyi. Ünvanı o yüzden yaptık. Çünkü hastaydı hepsi. Hem de fakirdi, hasta fakirdi. Elbisesi yok vesaire yok. Hani bir baktığı zaman görüyor insan ki fakir, onunla para alır mı? Aldığım para ayda 5-10 lira kazanırdım. Eskiden eski hekimde bir defa demin anlattığım gibi biz geniş tababet vardır. Bir iç hastalıkları, cerrahi hastalıkları, harici hastalıklar, kadın doğum, cilt, bir de göz, kulak. 6-7 tane dal vardı. Şimdi her bir şeyi 6-7'ye böldüler. Her bir dahiliye 6 tane oldu. Hep harici hastalıkları servisi 6-7 tane oldu. Şimdiki teşhis tahmin ediyorum çok kolay. Yani bitecek adam şey yapacak, böbrekle uğraşacak. Üroloji diyoruz, üroloji. Böbrek, idrar hastalıkları, bitecek onunla meşgul oluyor. Öbürlerini bilmiyor. Ben bundan birkaç sene evvel bir hekimin estetik mütehassısı, harici mütehassısının arabasıyla beni bir yere götürdü. Götürürken Rıfat abi dedi, sana ben Kıpta diyorum, sen her şeyi biliyorsun. Ben dedi, evde dedi, estetik mütehassısıyım, cerrahım, ameliyat doktoruyum. Evde bana şuram ağrıyor diyecekler diye korkuyorum diye. Çünkü cevap veremiyorum diyordu. Bana oğlum şu kanım ağrıyor, ne yapayım dediler zaman o da ilaç verecek şeyim yoktu, bilgim yok diyordu. Onun için seni çok takdir ediyorum, senin her tarafı mükemmel vaziyette cevaplıyor, biliyorsun derdi. O şekilde bizim o zamanki hekimliğimiz genişti, hepsini alıyordu. Şimdiki hekimlik daralaştı. O zaman hasta da şey yapıyor, nereye gideceğini bilmiyor. Şimdi 20-30 tane de dal var. Karnı ağrıyor, ben nereye gideceğim bilmiyor. Gastrolog yani mideye bakan kısma mı gideyim, böbreğe mi gideyim, bağırsakların hastalığına mı gideyim. Yani o şekilde adam şaşırıyor yani, gideceği yeri şaşırıyor. Bir yere gittiği zaman da hekim bakıyor, sen ne basam diye gideceksin diyor, onu gönderiyor. O bakımdan şimdiki hekimlik çok kolay, hekim kendisi çok kolay. Fakat hasta için çok kötü bir şey. Yani şimdiki tababet hastalar için kötü bir şey. Yazık. Hasta nereye gideceğini bilmeyi bir. İkincisi de çok. Hasta çok bedava olduğu için biraz da bedava para vermediği için çok oluyor. Hasta ya yani doktor yetişemiyor. Meşgul olamıyor. Kalabalık bir hastaya izah edemiyor. Anlatamıyor. Derdini anlatamıyor. Kendisi de doktor da anlayamıyor ne olduğunu. Çok kalabalıkta meşgul olamıyor. Benim mesleğim pratisyen hekimlikti. Yeni doktorlara, profesyonel hekimlere de tavsiyem hastayla çok meşgul olsunlar, hastayı dinlesinler ve de çok okusunlar. Çünkü unutuluyor. Yani çok geniş tababet. Profesyonel hekimler, ocak doktorları bilhassa birbirlerine karışmıyorum. Ocak doktorları her şeye baktıkları için benim gibi o zamanki gibi çok okusunlar, teşhis yapsınlar, hastayı dinlesinler yani hastanın şuram ağrıyor dediği zaman hemen birdenbire teşhis koymasınlar. Dinlesinler, tetkik etsinler ve tam teşhis koysunlar. Ondan sonra ilacı kolay.
en büyük olan şey teşhisler ve hastaya iyi muamele etsinler. Hastayı azarlamasınlar. Hastanın anlatırken sözünü kesmesinler, derdini anlatırken. Tam manasıyla hastayı dinlesinler. Güzel güzel cevap versinler. Teşhisten sonra hastalığı ona anlatsınlar. Yapacağı şeyleri söylesinler. Yani tek hemen hastalığını dinleyip de tek dinleyip de reçete yazıp bırakmasınlar. İyice tetkik etsinler. İnsanı hasta eden en mühim sebepleri mikroplar hariç, ateşli hastalıklar hariç, onların tedavisi de kolay. İnsanı hasta eden en mühim şey sinir, asap sistemi. Sinir sistemi, asap sistemi bozulunca bütün vücut bozuluyor. Bir insan bir üzüldüğü zaman midesi hazmetmiyor, bağırsak iyi çalışmıyor, beyni iyi çalışmıyor. Onun için sinirlenmemeye çalışması lazım insanın. Üzülecek olan şeyleri ortadan kaldırması lazım. Benim şeyim de o. Canımı sıkıyor bir iş, onu bir iki gün içinde halleder. Onu zararımı da olsa hemen halleder, bırakırım, temizlerim onu. Bir daha aklıma gelmez o canımı sıkan mesela. Onun için de üzülecek şeyleri ortadan kaldırsınlar. Hiçbir şeye canını sıkmasınlar, üzülmesinler. Mecbur oluyorsa onu zararlı da olsa halletsinler, üzülmesinler hiçbir şeye. İnsana yoran sinir sistemindeki o üzüntü, dert, keder. Ve tabiatla meşgul olsunlar. Kahvede yahut da kulüplerde vakit geçirmesinler. Ben hiç gitmedim kahveye. Hayatımda kulübe, kahveye gitmedim. Ve bağda bahçe, evim vardı. Bahçeyle, çiçeklerle meşgul oldum. Halim baktım yalnızca bir tepe aldım işte bir tepede. Bir tarla aldım. Orada ağaç ezdim, çiçek yetiştirdim. O şekilde oyalandım. İki sene oldu muayenehane kapattıktan sonra her gün telefon ediyorlar. Telefonla bizi soruyorlar, hemen cevap veriyoruz. Her gün birkaç defa telefon geliyor. Şuram şöyle, buram böyle falan diye. Tek tük de buraya geliyorlar böyle tek tük. Üç günde, beş günde bir bakıyorsun, bir hasta getiriyorlar. Ben dedim muayenem yok, muayene falan yapmıyorum. Ama onlar da gelmiş meşhuluyuz tabii. Onlara bir yol gösteriyoruz. Yani şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye diyoruz. Hadi şeyi bıraktım, hekimeye bıraktım yani o. Çorum'u çok seviyorum. Çorum ufacık şeydi, Saat Kulesi'nin etrafındaki ufacık bir mahalleden de ibaret bir şehirdi. Şimdi oldu kocaman bir şehir. Ben o zamanki 60-70 sene evvelki Ankara gibi oldu yani Çorum şimdiki hali. 60-70 sene evvelde Ankara böyle ufacık bir yerdi. Şimdi o Çorum da o zamanki Ankara gibi çok büyüdü maşallah. Belediyesi çok iyi çalıştı. Çalışıyor hala. Temizliğe dikkat ediyor, estetiğe dikkat ediyor, yolları, caddeleri güzel yapıyor, mahalleleri hepsini mükemmel bakıyor. Yani çok beğendiğim bir belediye oldu, hakikaten belediye. Ben de belediyede çalıştım, hani belediye hekimliği zamanında da çalıştım. O zamanki belki de dardı, şeyimiz, bütçesi dardı şeyin, belediyenin. 3 tane zabıtası vardı o zaman. Yetişemiyordu. O ufacık yere bile yetişemiyordu. Şimdi maşallah gelir de çok tahmin ediyorum. Ve elemanlar da çok. Ve çok güzel işler yapıyorlar. Çok memnunum belediyenin şeyinden. Halkımız da çok
değişti. Eski halk değil. Bu da medeni bir hüviyete büründü. Çok hoş, çok güzel bir şehir oldu. Memnunum şehrimde, Çorum'dan.